İbretlik bir hikayeyle devam edeceğiz şimdi. Sadun Oktağ 3 yıl önce karısını ve çocuklarını kapının önüne koydu. 4 ay önce de talihsiz bir kaza sonucu felç kaldı. Karısını ve çocuklarını sokağa attığı için felç kalınca ona gelini bakmaya başladı ama gelin iddiaya göre ona bakmadığı gibi bir de adamı aç ve susuz bıraktı. Ve sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Dayak attı, aldattı ve sonunda da kapının önüne koyduğu karısı ona kıyamadı. Kendisine cehennemi yaşatan kocasının bakımını üstlendi. Bu adam benim annemi aldattı. Sürekli herkese şiddet uyguluyor. Annesini aldatmışım demek ki. Daya, yoksulluk, her şey yani. Çok çektim. Yıllarca ailesini üzen, kıran bir adam. Şimdi hasta, çaresiz. Belki yaşadıklarına, belki de bin pişmanlıkla yaşattıklarına ağlıyor. Evi tapusunu alıp satacağım diyor. Evi de o almadı, biz aldık. Satacağım tabii ya. Felç geçirdikten sonra bakıma muhtaç hale gelince ona yıllar önce evden kovduğu karısı sahip çıktı. Bu adam benim annemi aldattı, tamam mı? 3 yıl önceydi. Sadun Oktağ çocuklarına ve eşine şiddet uygulamış, onları evden atmıştı. O günden sonra boşanma davası açıldı. Şükriye Oktağ çocukları ve kendine yeni bir hayat kurdu. Bizi evimizden kovdu. Dövüyordu. Evimden git diyordu. Defalarca beni aldattım. Demiyor yani. Annesini aldatmışım demek ki. Ben genç bir insanım ya. Onlar yeni bir hayat kurdu ama Sadun Oktağ talihsiz bir kaza geçirdi. Banyoda ayağı kayıp yere düştü, felç kaldı. Ona oğlu ve gelini bakmaya başladı. Niye bu hale soktun? Bu çarşaf vardı altında. Çarşaf nerede? Her tarafı olmuş. Bize gönderdi videoyu, gördünüz yani. Sen gelinin yanındaydın. Ne oldu sana? Ağlıyor. İddiaya göre gelini ona iyi bakmadı. Şükriye Oktağ o görüntüleri görünce vicdanı gönlü el vermedi. Yine kocasını yanına aldı ve ona bakmaya başladı. Onun videosu gördükten sonra içim acıdı. Kızım gitti, halini gördü. Ne yapmışsın buraya? Ben dedim bu adam açlıktan ölmesin. İddiaya göre gelini ve oğlu Sadun amcanın üzerindeki kıyafetleri çöpe attı. Haliyle kimlik de çöpe gitti. Şimdi ne engelli raporu çıkarabiliyor ne de hastaneye gidebiliyor. Bu duruma düştüğü için bir kimlik lazım. Şimdi tek istekleri felçli adamın kimliğini çıkarabilmek. Diyor ki kendisi getirin buraya. Annesi babası soruyorum, yanlış söylüyor. Dedi buraya getirsen de boşuna getirirsin. Bir şey istiyor musun?